New York Modern Sanat Müzesi'nin deposundayız. Hemen yanımda Ernst Ludwig Kirchner'ın 1913 tarihli Sokak Berlin adlı tablosu var. Kirchner Berlin'e bu resmi yapmadan birkaç yıl önce taşınmıştı. Kendilerine De Brücke yani köprü adını veren diğer dışa vurumcu ressamlarla birlikteydi. Ama 1913 itibariyle bu ressamların çoğu şehirden ayrıldı ve Kirchner tek başına kaldı. Bu yaptığı birçok sokak manzarasından biri. Kirchner'ın sokak manzaralarının karakteristik özelliği, doğallık karşıtı, canlı renkler, dik perspektifler ve çok belirgin fırça vuruşlarıdır. Tıpkı bu resimde olduğu gibi. Ve tüm bunlar dışa vurumcu resmin alameti farikalarıdır. Kirchner'ın sokak resimlerinde süjenin şehrin kendisi olmadığı hemen anlaşılır. Asıl süje, bireyin bu çok büyük aşırı kalabalık metropolde yaşadığı psikolojik deneyimdir. Bu resim yapıldığında Berlin dünyanın en büyük üçüncü şehriydi. Kirchner bunu şu şekilde ifade etmiş. Kompozisyonu ortaya iki hayat kadını figürü gelecek şekilde yapılandırmış. Kirchner'a göre hayat kadınları sadece yüzeysel cazibe ve yabancılaşmayı değil, bir kültürde her şeyin satılık olabildiği gerçeğini de temsil ediyordu. Gördüğünüz gibi bu figürlerin etrafı yüzü olmayan anonim bir kalabalıkla çevrili. Siyah kıyafetler içindeki bu adamların hiçbiri hayat kadınlarıyla doğrudan bir iletişim halinde değil. Bu adamlar bir tür şehir angstının simgesel temsilleri. Üzerimize gelen kompozisyon resmi çok daha dramatik kılıyor. Bakan kişinin üzerinde klostrofobik bir etki uyandırıyor. 1913 Berlin'inin Kirchner üzerinde yarattığı etkiyi günümüze taşıyor.